Emsal İnşaat'ın sunduğu Mola Saati programı başlıyor. Mola Saati programından merhabalar sevgili izleyiciler. Herkesin yeni yılını en içten dileklerimizle tebrik ediyorum. Sağlık, huzur, başarı getirmesi temennisiyle arzu kar yağıyor. Yeni yıl 2015'e elveda, 2016'ya hoş geldin diyoruz değil mi? Ama yalnız biz geç kaldık sanırım. İçerisi tıklım tıklım. Bakalım, içeride rezervasyon yaptırmadık. Rezervasyonumuz yok ama çok güzel bir mekan, çok güzel bir yer. Eğlencenin durukta olduğu bir yer. Elbet bize bir masa verirler Arzu. Bir şey olmaz. Çok misafirperver olduklarını duydum. Eminim ki bize de bir yer bulurlar diye düşünüyorum. Sevgili izleyiciler, yeni yılımızı Jose Alonso Cafe Restaurant'ta kutlamayı düşünüyoruz. Arzu, beklemeyelim. Bizim tercihimiz burası. Jose Alonso diyoruz. Bizi takip edin diyoruz. Hadi Jose Alonso'ya. Yılbaşı 2016'ya bağlayan bir yılbaşı gecesini sevgili izleyiciler, herkesin buradan yeni yılını en içten dileklerimize tebrik ediyoruz. Sağlık, huzur, başarı getirsin diyoruz. Arzu edersin. Başarı, huzur, mutluluk sizlerle olsun diyoruz. Siz de mola saatiyle olun diyoruz. Eğlence başlasın diyoruz. Kimsesizce gönderdim.
dudaklarımı öpme, ah yeter. Yeni yıla giriyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Beklentileriniz neler? Umuyorum bu yeni yıl herkesin istedikleri elde edeceği bir yıl olur. Sanıyorum bu aralar en çok ihtiyacımız olan huzurlu, refahlı bir ortam. Evet. Herkese gönlüne göre bir yeni yıl diliyorum inşallah. Mutlu yıllar diliyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Peki siz de neler söylemek istersiniz? Mutlu yıllar. Teşekkürler, size de mutlu yıllar. İnşallah daha güzel bir yılı hep beraber mutlu, huzurlu bir şekilde geçiririz ülke olarak. Peki eğleniyor musunuz? Ya çok güzel, mekan çok güzel olmuş. Peki teşekkür ederim, mutlu yıllar. Ben teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz. Eğlence Doruk'ta şu anda. Merhabalar. Merhabalar. Tatlım merhaba. Merhaba. Mutlu yıllar de bakalım buradan. Mutlu yıllar. Hadi mutlu yıllar diyelim. Mutlu yıllar diliyoruz. Yeni yıldan beklentileriniz neler? En başta sağlık bekliyoruz, mutluluk. Allah'ın her şeyin hayırlısını versin herkes için. Peki eğleniyor musunuz? Çok güzel, evet çok eğleniyoruz. Mutlu yıllar. Teşekkürler, sağ olun. Buradan yurt içinden, yurt dışından bizi izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? 2016'nın öncelikle barış ve huzur getirmesini istiyorum. Evet. Ve tüm halkımız için, tüm dünya için huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yıl olsun. Bizi temennilerinizin kabul olmasını istiyoruz. Mutlu yıllar diliyoruz. Teşekkür ederim hepiniz. Sağ olun. Evet, devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Mutlu yıllar. Teşekkür ederim size de. Eğleniyor musunuz? Yani daha yeni başlıyoruz. Peki mekan nasıl buldunuz? Mekan güzel. Eğleniyoruz. Kesinlikle eğleniyoruz. Peki Jose alan soyunuzu buldunuz mekan? İlk defa geliyoruz. Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Çok güzel, elit bir mekan. Teşekkür ediyoruz. Peki buradan izleyicimize neler söylemek istersiniz? Vallahi yeni yılın herkese mutlu, huzurlu, bol kazançlı bir yıl geçirmesini diliyorum. İyi eğlenceler, mutlu yıllar. Mutlu yıllar diliyoruz. ...2015 bitiyor, 2016'ya giriyoruz. Tabii ki Jose Alonso ile giriyoruz. Yanımızda işletme sahibi Ahmet Bey var. Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Arzu, 2015 bitiyor, 2016'ya doğru geçiş yapıyoruz. Jose Alonso ile, değil mi? Hoş geldin diyoruz. Tabii ki bize de hoş geldin. Tabii ki Jose Alonso ile hoş geldin diyoruz. Biraz işletme olarak bilgi alalım. Yeni yılımızı burada kutlamayı tercih ettik biz. Biraz evet. İşletme olarak sizden dinleyelim. Neler yapıyorsunuz? Jose yaklaşık 8 ay önce Gaziantep'te faaliyete girdi. Jose biraz donanımlı bir kafe. Alışılmış kafelerin dışında birçok özelliği olan bir kafe. Yaklaşık 70-75 masamız var. 200 kişiyi tam anda ikram ve yemeklerini verebilecek durumdayız. Önünde parkın olması büyük bir avantaj. Aile müşterilerinin çok tercih ettiği bir yer. Jose'nin bir özelliği daha var. Jose'de Antep'te olmayan bir şey yaptık biz. Bebek emzirme, alt değiştirme odasından bayanların makyaj tazelemesine kadar odaları mevcut. Diğer yandan Jose yaklaşık 1000 metrekare üzerinde 4 ayrı salondan oluşuyor. Bala salonumuz da ayrı. Bala salonumuzda doğum günü, nişan, özel günleri yapabiliyorsunuz. Alt katımız biraz daha içecek ağırlı. Teras katımızda komple Gaziantep'in en büyük güzel parkı olan Anneler Parkı'na yalnız karşı. Yalnız iki yerde ayrı eğlenceniz var. Şu an alt katta canlı müziğimiz var. Üst katta DJ eşliğinde gençlerimiz için özel partimiz var. Belirtelim özellikle. Burası kafe artı restoran. Yani tabii, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin gelebileceği bir yer. Burada dünya mutfağından tutun. Özellikle dünya mutfağında iddialısınız. Doğru tabii. Değil mi? Dünya mutfağında yaklaşık 100 çeşide yakın dünya mutfağımız mevcut. Serpme kahvaltımızda. Süper. Biraz daha İtalyan tarzı, Brezilya tarzı ürünler kullanıyoruz. Soslarımızı aşçımız kendisi burada bizzat hazırlıyor. Hazır sos kullanmıyoruz kafemizde. Daha dışında atmosferi biraz farklı. Konseptler, Dünya mutfağını Türkiye'ye getirdik, Jose Alonso'ya getirdik diyebilir miyiz diyebiliriz, biz buna? Diyebiliriz. Dünya mutfağında iddialıyız Gaziantep'te. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Yani Jose Alonso yani farklı bir konsept, farklı tasarım, farklı lezzetler. Evet. İddialı mısınız? İddialıyız.
iddialısınız? Gaziantep'te kafe restoranların içerisinde. Bence de kesinlikle iddialı olmanız gerekiyor. Çünkü burada gerçekten yok yok Ali. Müşterilerimiz için en iyi yaşam alanlarını oluşturduk. Çok rahat alanlarda, çok rahat misafirlerini ağırlayabilecekleri bir ortam. Sadece gençler gelmiyor burada, aileler var ya ağırlıklı %70 müşterilerimiz aile müşterilerimiz var. Gençlerimiz de misafir ediyoruz ama ağırlıklı aile müşterilerimiz var. Yalnız buradan sıkıntılı bir ortamdan çıkıp burada eğlenebiliyoruz, kafamızı dağıtabiliyoruz. Aynı zamanda hani yemeğimizi yerken canlı müzik eşliğinde yiyebiliyoruz. Kesinlikle. Ve tabii ki buradan hareketlenmek için ne yapıyoruz Ali? Eğlenmeye çıkıyoruz. Şimdi şöyle diyelim, son olarak neler söylemek istersin? 2015 elveda, 2016'ya hoş geldin diye. 2015'te yaşadığımız bütün kötümserliklerin, bütün hüzünlerin 2015'te kalmasını temenni ediyorum. 2016 yılının daha güzel geçmesi için de tüm halkımızdan duyarlı olmalarını, savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. Kesinlikle. Onun dışında da başka bir şey yok. O zaman şey tüm dünyanın bugün, biliyorsun Ali, doğum günü. Evet. 2015'i geride bıraktık, 2016'ya giriyoruz. Nice güzel yıllara diyoruz. 2016'da sağlık, huzur, güzellik, barış bizlerle olsun, tüm Türkiye'nin olsun, tüm dünyanın olsun diyoruz. Şimdiki lezzet turu adresimiz neresi? Tabii ki tatlıcı garip diyoruz. Arzu, bir tura bas. Alalım tatlı sıramızı. Evet. Sevgili izleyiciler. Banka sırası değil, tatlı sırası. Gördüğünüz gibi tatlıcı garipte sıra numarası 72 kişi. 72. kişiyiz Arzu, unutma. Bekleyeceğiz.
Siz kaç yıl kişisiniz? 69. Abi sıranızı bize verir misiniz? Yok abi. Maalesef. Sen bile lezzetten vazgeçirdin. Sıraya girecek kadar lezzeti mi buluyorsunuz? Evet, ben çocukluğumdan belli yerim. Ne? Abimiz küçük bir dükkanı vardı, şu an daha büyük. Yani çocukluğumuzdan belli yiyoruz. Kaç yaşındasınız? 26. Maşallah. Yaklaşık 16 senedir. 16 senedir buraya evet. Geliyorsunuz. Evet, neden tatlıcı için. Garip? Neden tatlıcı garip? Çünkü onun tatlısı eşsiz bence. Değil mi? Yani 8 Şubat olsun, Antep'te olsun. Hatta dışarıdan dahi gelen var bildiğim kadarıyla. Arif'e tarif gerekmez. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel diyorsun. Mükemmel. Arif'e tarif gerekmez diyorum. Peki mükemmel. Kaç yıldır geliyorsun? Gel abi. Valla. Kaçın yıl var şu an? 15-20 yıl oldu. 15-20 yıl. Evet. Evet. Peki neden burayı tercih ediyorsunuz? Temiz, leziz. Gördüğüm mekanı çok güzel, çok temiz. İşçiliği güzel, kullandığım malzeme çok güzel. İnsan gitse yiyesi geliyor. Programları izliyorsunuz, mola saatini izliyorsunuz. Her zaman izliyorsun. Valla nasıl buluyorsunuz? Onu da güzel buluyor. Güzel yani böyle ziyaret edin. Güzel lezzetli yerleri, güzel. Kaliteli firmaları, kaliteli programda evet, evet. Anlatmaya çalışıyoruz. Evet, çok size. Güzel. Süper ama. Sıra bekliyorsunuz. Ha, evet. Yalnız siz uyanıklık yapmışsınız, sizin sıranız yok. Yok ben, param elimde ben. Almışım ben. Yok yok hayır almışım ben. Ha, aldınız. Gelip burada sıra bekliyorum çünkü kaliteli bir tatlı yemek için tanrıdan buraya geliyoruz yani. Nereden geliyorsunuz? Mezarlık Kavşağı'ndan geliyorum. Mezarlık Kavşağı'ndan. Nasıl lezzetler nasıl abi? Çok güzel. Ya özellikle ben geliyorum bak Nizip'ten kayınbağımgil gelmişti bize. Çocuklarıma ben buna devamlı götürüyorum. O zaman götürdüm. Devamlı da bu tatlıdan istiyorum Nizip'ten gelirse. Evet sıra bekliyorum. 80. sıradayım. Bakalım 80. sırada bekliyorsunuz. Peki ne kadardır buradasınız? 4 seneden beri geliyorum. Peki nereden geliyorsunuz? Burada oturuyorum ben. Burada. Yakınsınız yani. Sürekli evet. Tatlı yiyebiliriz diyorsunuz. Arzu ben bir şey sormak istiyorum. Abi şimdi kış geldi. Şimdi şu an kış modundayız. Sen giyinmişsin. Tatlı yiyince çıkar mıyasın sonra? Çıkartabilirsin. O tatlının vermiş olduğu lezzet, sıcaklık. Bak bunu şöyle açarsın şöyle. Şöyle açarsın abi. Gene ben açmayayım. Hasta olmasın abi. Nasıl lezzetleri nasıl buluyorsunuz? Güzel yani. Devamlı gidiyorsunuz değil evet, mi? Sürekli alıyorum ben. Kendi mahallenizin yani tatlıcısı diye düşünmeyin. Yani gerçekten lezzetli mi değil mi? Lezzetli yani. Ya Ali bıraktı ben gideyim tatlı sıram geliyor. Ben gideyim tatlı sıram gidecek diyor. Biz afiyet olsun diyoruz size. Yılları eskitemediği ve aynı zamanda 8 Şubat'ta meşhur olan ve artık Türkiye'de ve dünyada artık nam salmış bir ustanın yanındayız. Tatlıcı Garip ustamızın yanındayız. Sevgili seyirciler, Arzu Tatlıcı Garip ustanın yanına geldik. Anlatılmaz yaşanır diyoruz kesinlikle ve yaşamak lazım. Kış aylarının vazgeçilmezi özellikle. Halka ve ben tatlı. De çok beğenerek yiyorum. Şekil ağda görüldüğü gibi. Şimdi halka tatlı ustası diyoruz ama gerçekten yani artık Türkiye'de ve artık yurt dışında artık nam sandısın abi. Evet. Bunu öncelikle biraz seni tanıyalım. Daha önceki röportajlarımızdan buradan izleyicilerimize biraz aktarmış olalım. Ben özellikle bu tatlı yapma hikayesini dinlemek istiyorum ve izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Tatlıcı Garip kimdir? Oradan başlayalım. Bir tatlı yapması nasıl başladı? Valla Tatlıcı Garip ilkin acemiyken kendi kendime öğrendim. Şu an çok kral tatlı yapıyorum. Tadına bakan başka yerden yiyemez. Abi bu kadar tatlının lezzetli olmasının sırrı nedir? Kalite ve ustalık. Hijyenlik üçü birleştiği zaman ortaya güzel bir lezzetli bir eser süper çıkıyor. Süper lezzet gelir. Çok titizsiniz ya. Gerçekten yani. Hani öyle değil. Şimdi Garip Usta burada durdukça farklı versiyonda işler yapıyorsun abi. Birincisi sıra olmadan yani artık bankaya gelmiş gibi sıra butonuna basıyorsun. Kaçıncı kişiysen, şey. Gerçekten yani kaçıncı kişiysen abi, herkes o sıraya uyuyorlar mı? Uyuyorlar. Uyumaları lazım zaten değil mi? Millet memnun kalıyor ondan zaten. Ama burası her zaman kalabalık, yoğun. Sürekli. Değil mi? Sürekli. Yoğun kalabalık. Şimdi abi, bize şimdi Tatlıcı Garip Usta'nın farklı özelliğini anlatacağız. Nasıl bir farklı özellikle soracak olursanız Arzu, Antep fıstığı üzerinde. Anlatmasak, yaşasak sadece. Anlatmayalım. Sürpriz
haberiniz olsun. Şöyle ustamız bize şöyle tatlıcı garibin özelliği spesiyel bir güzel bir tatlı eseri çıkacak. Bence buradan izleyicilerimizi anla an nasıl yapıldığını anlatalım. Tatlıcı garip halka tatlısı deyip geçmeyelim. Halka tatlının sunumunu göreceğiz. Garip usta, ustalık sende. Rotayı sana verdik, dümen sende usta. Sen bize güzel bir sunum bekliyoruz. Vallahi tadına bakan bir daha ayrılamaz. Çok kaliteli bir tatlı. Söylemekle satan bu iş olmaz. Gelip görmeleri lazım. Ama ben halen hikayeyi dinlemek istiyorum. Halen ısrar ediyorum. Hani yaptınız, bozdunuz, tekrar yaptınız, tekrar denediniz. Çok mücadele yaptım. Çalış, çalış, çalış en sona tutturdum. Peki neden bu sektör? Özellikle neden tatlıcılık? Vallahi severek yapıyorum. Kalite sağlığı hastalığı da var. Mesela düzenli ürün olmazsa kullanmam. Hatayı kabul etmeyeyim adamım. Değerli izleyiciler, tatlılarımız böyle aşama aşama kesiliyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Normal halka şeklinde değil, kolay halka yememiz için. Değil. Gördüğünüz gibi ustamız şöyle güzelce bir eserini gösteriyor. Yalnız burada her zaman söylediğimi inkar etmiyorum. Buradan fıstıktan taviz verilmiyor. Ay ay bakın 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 şöyle göstermek istiyorum onu özellikle. Oh. Antep fıstığı. Antep'in merkezindeyseniz tatlıcı garibe geldiğinizde muhakkak böyle tatlıyı da fıstıklı yersiniz. Tatlıcı garip. Garip bol usta. Bol usta. Senin tahminin var, fıstık tarlan var herhalde. fıstık tarlan var, bahçem var. Ota bağlabilir miyim ustam ya? Ota bağlabilir miyim? İşte fıstığın da bir numarası. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler. Şöyle ben de koymak istiyorum. Şöyle bol bol. Arzu bak ustam batacağız. Ustam bize kızma sonra. Sonra arzu bize batacağız, kızma arzu hani. Batacağız, arzu batacağız. Gördüğünüz gibi. Şöyle, marka şehrin, marka işte, lezzeti. Tatlıcı garip usta. Şimdi bunun lezzetine bakalım. Baklava mı diyelim, havuç dilimi mi diyelim, kadayıf mı diyelim? Beraber. Şunu verelim. Garip ustam, şuraya gelir misin? Şuraya gel abi. Şöyle garip usta, önce bu işin ustası yemeden olmaz. Önce ustaya gönderelim. Değerli izleyiciler, biz yemeğe devam edeceğiz. Siz de buraya geldiğinizde, 8 Şubat'a mutlaka geldiğinizde tatlıcı garip ustanın yapmış olduğu halka lezzetini mutlaka yemeniz gerekiyor değil mi Arzu? Konuşamıyorsun artık değil mi? Konuşamıyorum artık. Yani. Konuşamıyorum. Lezzetten gerçi konuşamıyorum valla. Kutluyorum ben tekrar sizi. Yapınız. Bize afiyet olsun diyoruz, size de afiyet olsun. Ama muhakkak buraya geldiğinizde bu lezzeti yaşayın diyoruz. Tatlıcı garipten siz bile vazgeçemeyeceksiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Afiyet olsun. Saat programımız lezzet keşfetmeye devam ediyor. Şimdi ustalarımızın yanındayız. Bize bugün tuzlu balık hazırlayacak. Öncelikle merhabalar, kolay gelsin diyorum. Teşekkürler, hoş geldiniz. Öncelikle sarayabilir miyiz? İsmim Tahsin Bulut. Gaziantep'liyim. Yelken Balık Evini 8 yıldır işletiyorum. Süper. Bize bugün tuzlu balık hazırlayacağız. Tuzlu balık hazırlayacağız sizin için. Şimdi tuzlu balık nasıl hazırlanıyor, nasıl yapılıyor? Bize anlatırsanız. Kısak bağırda kolay gelsin size de. Pardon. Kaya tuzuyla birlikte yumurtanın beyazını yoğuruyoruz. Yumurtanın beyazını? Tabii. Yumurtanın beyazını alıp kaya tuzuyla birlikte yoğuruyoruz.
Evet. Şimdi bize bugün levrek. Levrek balığını tuzda yapacağız. Tuzda bugün. Balık hala hazırlayacaksınız. Evet. Şimdi harcını hazırlıyoruz da. Ne kadar tuz oluyor? Tuz batı yani 3 kilo mu olur? Şeyine göre, yumuşaklığına göre ayarlıyoruz tuzu. O zaman yani kulak kıvamı gibi herhalde tabii, değil mi? Kıvamını bulana kadar tuz ekleyebilirsiniz. Yumurtanın beyazını kaçırdıysanız tuz eklersiniz. Balığın tabanını altına hazırladık. Şöyle üzerine koyduk. Balığımızın içine koyacağımız malzemeleri atıyoruz. İçine malzeme mi koyuyorsunuz? Tabii, içine malzeme ile birlikte. Yalnız burada bir fark görüyorum. Soğanlar çok küçük ve kıyılmadan bir şekilde koyuyoruz. Soğan, sarımsak, mantar da koyuyorlar. Evet, balığımızı yerleştirdik. İçine sarımsak, soğan, mantar, evet. Bunlar lezzet veriyor. Tabii. Allah Allah. Anlatıyorum. Ne diyorsun bu konu hakkında? Ben şu an içerisinde onlar pişecek mi onu çok merak ediyorum. Çünkü soğanlar ve sarımsaklar kıyılmadan konuldu. Bir farklı bir şey yapıldı yani. Balığı yalnız tuza yatırdığı zaman nasıl dik yatırıyor? Daha önce fark çekme yaptığında yan yatırılıyordu. Ustamızın evet, farkıyla şu anda izliyoruz. Ramazan Usta, sanatını konuşacağım. Ramazan Usta. Ramazan Usta kendini işe verdi. Hayatta konuşmaz. Değil mi Tahsin Usta? Şimdi profesyoneldir. Yalnız ben mantar, soğan, sarımsak, defne yaprağı nasıl bir lezzet oluşturacak Tahsin Bey? Ben tabii. Şimdi Tahsin Bey'in bizde biraz genelde daha... genelde farklıdır ürünler. Hani biraz farklılaştırırız. Kendimize göre entegre edip ona göre müşterilerimize sunuyoruz yalnız bu lezzetleri. Ali Bey, Tahsin Bey'in biraz da ben biyografisinden bahsetmek istiyorum kısaca. Biliyorsun eğitimci bir insan. Ama mutfakla buluşan bir insan. Evet, hocam nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Aynı zamanda matematik öğretmeni hocamız. Ama mesleği sevdiği için tabii. Baba mesleği olduğu için değil mi? Babamız balıkçı. Balıkçı. 1982 yılından beri bu işi yapıyor. Süper. Biz de mutfağı sevdiğimiz için bu işin üstündeyiz. Mutfağa girdiğinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Böyle yorgun olduğunuz zaman, dağınık olduğunuz zaman. Yeni bir şeyler çıkaracağım için gibi hissediyorum. Yani yaratıcılık. Tabii, yaratıcılık güzel oluyor. Yalnız ustamız balık görünmeyecek şekilde her tarafını kapanması gerekir. Bu ne kadar sürede pişmesi gerekiyor? Yani yaklaşık 45 dakika içinde. 45 dakika. Pişer. Ama ustam onun kaşını gözünü ben yapacağım. Kaşını gözünü ben yapmak istiyorum. Ya ben şimdi buraya gelelim. 20 dakika oldu. 45 dakika öyle olsa 65 dakika ben aç mıyım? Aç mı kalacağım yani? Yok, diğer reklamlarımız var tabii ki. Ara sıcaklarımız burada var. Burada aç kalmam mümkün değil tabii. Bunun ki. Yanı sıra sevgili izleyiciler tuzlu balık hazırlanırken diğer taraftan da somon hazırlanacak değil mi somon? Tabii somonu somon kavurmamızı yapacağız. Somon kavurma hazırlanacak. Evet. Balığımızı göndereceğiz. Somon kavurmamızda sizleri baş başa bırakacağız. Ortaya nasıl bir eser çıkacak? Tam burada farklı bir şey yapıyor. Kıskançlarını yapıyoruz. Tuzlu balığımız hazır sevgili izleyiciler. 45 dakikanın ardından ortaya nasıl bir eser çıkacak? Tuzlu balık mı çıkacak? Tuzsuz balık mı çıkacak? Biliyorum sen sabırsızlanıyorsun. En iyisi biz bunu fırına gönderelim fırına Ali. Fırına gönderelim. Usta sana emanet, 45 dakika sonra alırım bak balığı. Tamam. Tamam ama kaybolmasın lütfen. İstiyoruz tekrar. Değerli izleyiciler, tuzlu balık lezzeti gördüğünüz gibi an ve an şu an çekimlerimizi yapıyoruz. Zeytin düştü abi, gözleri düştü abi. Önemli değil. Işık, sıkıntı değil abi. Şimdi ben bunun içindeki o dumanı var ya bayılıyorum ya, vallahi bayılıyorum. Arzu, senin adına bakacağım lezzeti. Çatal kaşığı ver ya bana. Ben şöyle çatalımı alayım değerli izleyiciler. Bence Arzu bu tuzlu balık çok tuzlu olmuştur sence? Bana da öyle geliyor. Sizce Tahsin Bey? Yok, tuzlu değildir büyük ihtimalle. Belki tuz bile atabiliriz herhalde. Of.
Boş tepsi getirin. Abi boş tepsimizi getirin. Şu tuzlu balık lezzetini tatmak istiyorum. Nereye gel, nereye gel, nereye gel. Değerli izleyiciler, tuzlu balık lezzeti an ve an şu an çekimleri yapıyoruz. Ben şöyle bakabilir miyim bu arada? Tam açarsanız. Tam açarsanız Metin. Metin bak, Metin bak, Metin bak, Metin bak, Metin bak. Dakika 1, gol 1. Arzu sen orada bekle. Ben geleceğim. Hiç aceleye gerek yok. Yani, bu bana haksızlık olur, ben oraya gelmem lazım. Tahsin Esin'i masada bıraktık ama. Yok buyurun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben lezzet görünce. Oraya gelmem lazım. Tamam. Aliye vardı, bana yok mu? Ya vallahi yemin ediyorum süper. Gerçekten süper. Ben süper diyorum da halen daha yemeye çalışıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hani çok tuzlu olacak diye düşünmüştüm. Hiç tuzu yok. Halen tuz atabilirim. Tuz var mı bu arada? Gerçekten. Tuz var mıydı bu arada? Tuzla balığa tuz atıyoruz. Nasıl bir sistem bu onu da bilmiyorum. Abi Metin bak Metin. Tuzla balığa tuz atıyorum. Görüyor musun? Nasıl tuzla balıksa demek tuzla balık tuzu çok zannediliyor ama tuzu hiç yok. Yalnız biz şu anda üst kısmını yiyoruz. Bunun altında ne var diye merak ediyorsanız tabii ki içerisinde mantar var, soğanımız var, sarımsağımız var. Tabii defne yaprağımız da var içerisinde. Defne yaprağı da var. Yalnız balık bir gerçekten lokum olmuş. Şöyle onu görmek istiyorum. İnşaat'ın sunduğu Mola Saati programı reklamlardan sonra devam edecek. Barış Büryan, Siirt'in eşsiz lezzeti meşhur kuyu kebabı, Büryan ve Adana'nın meşhur Adana kebabı şimdi Gaziantep'te. Barış Büryan'da Büryan kebabından perde pilavına, Bumbar'dan Adana kebabına ve daha birbirinden farklı kebap çeşitleriyle Gazikent'te siz Gaziantep'lilere Siirt'in lezzetlerini ve Adana kebabı lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Sabahları kahvaltı servisiyle, otantik mekanı, güler yüzlü ve deneyimli personeliyle Gazikent'te hizmetinizde. Adres: Gazikent Belkıs Mahallesi Belkıs Parkı için numara 3 Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0342 241 2492 0533 030 86 27 www.barışbüryan.com. Jose Alonso Cafe Restoran, atmosferiyle sizi büyüleyecek, dünya mutfağı lezzetleriyle damağınızda tat bırakacak bir mekan. Jose Alonso Cafe Restoran, dünya mutfağı lezzetlerini İbrahimli'de sunan Jose Alonso Cafe Restoran'da spagettiden salataya, stikten pizzaya, dünya kahvelerinden spesyal içeceklere ve daha birbirinden farklı lezzetler Jose Alonso Cafe ve Restoran'da. Cuma ve cumartesi akşamları canlı müzikle eğlenceyi doyasıya yaşayacaksınız. Nişan, kına, düğün ve tüm özel günlerinizde, otantik ve ferah mekanımızda sizleri misafir etmekten gurur duyarız. Sabahları 41 çeşit serpme kahvaltı sadece ve sadece 21,5 lira. Adres: Batıkent Mahallesi Anneler Parkı içi İbrahimli Gaziantep. Rezervasyon telefon 0342 341 3003. www.josealonso.com.tr. İyi yemek, iyi kahve, iyi müzik. Jose Alonso Cafe Restoran. Gaziantep Olay TV ekranlarında her pazar öğlen 12 ve akşam 20.15'te yayınlanan Mola Saati televizyon programında lezzet dünyasını ve iş dünyasını keşfetmeye ne dersiniz? Nerede nasıl gezilebilir? Nerede kaliteli ürün en uygun fiyata nasıl alınabilir? Mola Saati program farkıyla keşfedebilirsiniz. Gaziantep Olay TV ekranlarında yayınlanan Mola Saati ve Ali Yollar'da televizyon programında siz de reklam ve tanıtımda yer almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Telefon 0507 704 0883 0507 856 3013. Özlenen tatlar yeniden sizlerle. Gaziantep'in değerlerinden ve lezzetlerin öncülerinden İsmail Babacan'ın yönetiminde Örnek Et Lokantası hizmetinize girmiştir. Sabahları beyran, çorba, katmer ve kahvaltı tabağı, öğlenleri her türlü tencere ve kazan yemekleri, kebap çeşitleri,
lahmacun, her türlü pide çeşitleri, şekerli, tahinli börek çeşitleriyle lezzetleri sizin damak tadınıza sunuyor. Damakta örnek, lezzette örnek. Örnek Et Lokantası. Adres: Örnek Sanayi Sitesi Sosyal Tesisi, 12 numaralı cadde, numara 10. Telefon: 0342 235 27 57. 0342 235 27 57. Sıcakçı Hidos. Kaşarlı tavuk dönerde Gaziantep'in damak tadını değiştiriyoruz. Sıcakçı Hidos'a özel taş fırında kaşarlı sarma döner ve çıtır sarma döner lezzeti sunarak Gaziantep'te fark yaratmaya devam ediyoruz. Sıcakçı Hidos'a özel taş fırında kaşarlı Adana sarmadan kuşbaşı sarmaya, taş fırında özel güveç çeşitlerinden tost çeşitlerini ve daha birbirinden farklı lezzetleriyle siz müşterilerini mekanına bekliyor. Sevdiklerinizle ve ailenizle buluşma noktası Sıcakçı Hidos. Adres: Fatih Mahallesi Celal Doğan Parkı yanı Ünler Ortaokulu karşısı Şehit Kamil Gaziantep. Alo paket 0342 321 0040. www.sicakcihidos.com. Lezzetin doğduğu yer Sıcakçı Hidayet Usta. Hamsi tava ve tuzla balık lezzetlerini sandal balıkçılıkta hiç tattınız mı? Hamsi, sardalye, levrek, çipura, lüfer, çinekop, uskumru, karides, kalamar ve daha birbirinden farklı her damağa uygun günlük taze balık çeşitleri sandal balıkçıda. Artık evde balık kokusuna son. Siz alın, biz pişirelim. Otantik mekanı, güler yüzlü ve deneyimli personeliyle siz Gaziantep'lilerin hizmetinde. Sandal Balıkçılık. Adres: Fatih Mahallesi, Ali Nadi Ünler Bulvarı, numara 3. Cergi Bozanlar Bitişiği, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0342 322 9911, 0342 322 66 67. GSM: 0532 153 78 89. Balık bizim işimiz. Sandal Balıkçılık. Özaydaşlar Showroom olarak Gaziantep'te yine bir fark yarattık. Kendi üretimimiz olan avantgard ve klasik koltuk takımlarımızla beyaz eşyadan salon takımlarına, yemek odasından yatak odasına, oturma gruplarından genç odası takımlarına ve çocuk oda takımlarıyla 3 katlı showroom mağazamızla Perilikaya'da tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz. Hayallerinizdeki düşleriniz, evinizdeki gülüşleriniz Özaydaşlar Showroom farkıyla olsun. Özel ve güzel günlerinizi Beyaz Saray farkıyla hayallerinizi gerçekleştirmeye ne dersiniz? Beyaz Saray düğün salonları toplam 2 salondan oluşmaktadır. Her salon 1000 kişilik kapasitesiyle düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel günlerinizde görkemli ve ihtişamlı Beyaz Saray salonlarımızla siz Gaziantep'lilerin hizmetindeyiz. Özaydaşlar Showroom adres: Bozoklar Mahallesi 177 No'lu Cadde numara 42, Perilikaya Sağlık Ocağı çaprazı Gaziantep. Telefon: 0342 228 1030, 0342 228 1040. Beyaz Saray İrtibat: 0342 227 55 55. Yelken Balık Evi. Eşsiz lezzetleri damakla buluşturan, denize olmayan şehrin tek gemisi Yelken Balık Evi'nde sütte balık ve kağıtta balık lezzetini hiç tattınız mı? Hamsi ızgaradan kağıtta balığa, tuzda balıktan balık kavurmaya, sütte balıktan balık çorbasına, hamsi tavadan kalamara, çipuradan levreye, çinekoptan lüfere ve daha birbirinden farklı günlük ve taze balıklar Yelken Balık Evi'nde. Ailenizle ve sevdiklerinizle gelebileceğiniz nezih ve otantik bir mekan olan Yelken Balık Evi sizleri misafir etmekten gurur duyar. Adres: Binevler Mahallesi Fıstık Araştırma Yanı Balık Pazarı Şahin Bey Gaziantep. Telefon: 0342 339 5050. www.yelkenbalıkevi.com.tr. Denize olmayan şehrin tek gemisi Yelken Balık Evi. Her şey bir bakışta başlar. Ulutaç Mobilya. Ağacın işlenerek sanata dönüştüğü yer. Ulutaç Mobilya.
Yaşam tarzı olmaktan çıkıp tutkunuz olduk. Yemek odaları, yatak odaları, salon takımları, oturma grupları, köşe takımlarıyla hizmetinizdeyiz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. En güzel aşk evinizin zarafeti olsun. Ulutaç Mobilya. Merkez İmalat adres Kocaoğlan Mahallesi, Havaalanı yolu üzeri Gaziantep. Şubeler Batıkent Mahallesi İbrahimli ve Akkent Mahallesi Karataş. Telefon 0342 226 28 çift 0. www.ulutaçmobilya.com.tr. En güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Hayalinizi hayalimiz yaptık ve sizin yerinize her şeyi düşündük. Geleceğinizi konfor ve kaliteyle şekillendiriyoruz. Size özel, modern mekanlar, sıcak bir yuva, emsalsiz dizayn anlayışı ile mutluluğunuzu inşa ediyoruz. Geleceğe tebessümle bakmak sizin elinizde. Emsal İnşaat. Emsal sizsiniz. www.emsalinsaat.net. Emsal İnşaat'ın sunduğu Mola Saati programı devam ediyor. Gaziantep sokaklarını gezmeye devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şu an Gaziantep'in çok ama çok eski yerleşim yeri olan Ferilikaya'dayız sevgili izleyiciler. Şimdi gireceğimiz nokta mobilya, showroom. Beyaz eşya içeride yok yok. Var. Ev eksiklerinizi tamamlayabileceğiniz bir yerdeyiz. 20 yıllık bir firmanın önündeyiz şu anda. Bu 20 yıllık bir firma, çok eski bir firma gerçekten. İçeride yok yok. Biz de merak ediyoruz. Siz de merak ediyorsanız ne yapalım Arzu? Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Hadi bakalım içeri girelim. Mola Saat programımız devam ediyor sevgili izleyiciler. İşte bu güzel işletmenin 20 yıllık bir firmanın ustası, beyi mi diyelim, ustası mı diyelim, doğayeni mi diyelim, doğayeni mi diyelim bilmiyorum. Kamil Bey ile birlikte İsyan Bey. Öncelikle merhabalar, hayırlı işler. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Güzel bir firma içeride yok yok değil mi Arzu? Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Biraz firma olarak bilgi alabilir miyiz? Kaç yıllık bir firma? Kendinize bahseder misiniz? Şimdi 1990 yılından beri hizmet veren, ortalama 15-20 yılı kapsayan bir yıllardan beri hizmet veren Öz Aydaşlar Mobilya Beyaz Eşya olarak halkımız hizmet sunuyoruz. Beyaz eşya grubumuzda genellikle Arçelik, Beko, Bosch, Siemens, Samsung olsun bütün markalar bünyemizde bulunmakla beraber hizmette sınır tanımayan bir firma olduğumuzu, güler yüzlülüğümüz, halkımızla bütünleşen tebessümümüz, hizmette sınır olmadığını tekrarlayarak söylememizdeki gayemiz, halkın bizi kucaklamasıyla beraber büyüyen bir firma olmuşuz. Yani beyaz eşya adına burada yok yok yani ütüden, evet, küçük ev aletlerinden, süpürgeden, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırınlı ocak, ankastre set grupları, televizyonumuz vesaire bütün ürünlerimiz mevcut bulunmaktadır. Showroom gezmekle bitmiyor sevgili izleyiciler. Bu bölümde farklı böyle ürünler var. Burada neler var Kamil Bey? Ali Bey, burada yine ağır takımlarımız dediğimiz avantgard koltuk takımlarımız, yatak odalarımız, yemek odamız, koltuk takımımız, Maximiz. Bunlar hepsi İnegöl mü? Şimdi genellikle İnegöl möble ağırlıkta olan ürünlerimiz var. Kendi üretimimiz olan yine ürünlerimiz mevcut. Mersin Onur Mobilya diye adlandırdığımız firmamızın üretimi, yine 25 yıllık firma tecrübesi olan bir firmamızın ürünü. Halkımıza güvenle sunabileceğimiz, İnegöl'de istisnai firmalarla mesela çalışıyoruz. Oradaki kalitelerin en üst seviyede olanlarıyla firmamızı bütünleştirerek halkımıza hizmet vermek için hazırız. Şimdi yalnız ben burada bir ürün çok beğendim. Evet. Farkına vardım zaten. Arzu şöyle alayım, hatta alayım gideyim. Max takımının yanına yanaştı. Arzu oradan istersen bu tarafa gel. Böyle tarafa gel, hiç alma bence. Ay ne olur, keşke alsaydım yani. Keşke tamam, benim olsaydı. Şimdi ürün gerçekten itinayla hazırlanmış. Gerek çok kumaş ve dizayn tasarımı çok farklı. İnegöl Möble diye adlandırdığımız kaliteli bir firmamızın ürünü. Göstermek istiyorum ben. Bunun
Artı kumaşımız kesinlikle su geçirmez kumaş. Yıllarca kullanabileceğimiz. Hayır. En ufak bir problem yaşamayacağımız farklı bir tarz. Biz bayanlar evde temizlik yapmaya doyamayız biliyorsunuz. Evet. Bayanlara böyle... kolaylık olsun diye farklı bir kumaş tarzı kullanıyoruz. Yalnız Bey, bu ürünleri alırken bizzat yerine mi gidiyorsunuz? Tabii ki. Telefon açıp yani işte, her şeyini biz olsun. İtinayla hazırlıyoruz. Daha önce söylediğim gibi yani kumaşı bizim için önemli, iskelet aksamı önemli, tasarım önemli. Renkler, özellikle hani renkler bizim için çok önemli. Kamil Bey, bu bölümde neler var? Efendim, bu bölümde de yine kanepe grubu, max takımlarımız, köşe takımlarımız gibi ürünlerimiz mevcut. Yani burada havalar çeşitleri. Albenili renkler var, farkında mısın? Bütün renkler bulunuyor. Ben yukarıyı da biraz gezdim. Sadece burası değil, arka taraf da var. Biraz da orayı da görmek istiyorum. Buraya gelen kayboluyor mu? Değerler. Gerçekten güzel ürünler. Şimdi şunu sormak istiyorum. Buraya müşteri geldiğinde fiyatların acaba yüksek midir? Kaliteyi görüyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Bizdeki ürünlerimizin geneli tüm halkımıza hitap edebilecek şekilde. Yani orta kesim, üst kesim, daha üst kesim, farklı kesimlere hitap edebilen ürünlerimiz her mevcut. Uygun, her bütçeye uygun. Aynen. Arkadaşlar da Perlikaya'da diyoruz. Yan tarafa geçelim bakalım. Buyurun. Orada neler var? Şimdi showroom'umuzun 3. katındayız sevgili izleyiciler. Bu bölümde neler var demiyorum. Burada görünüyor zaten her şey mükemmel. Evet. Biraz da buradaki ürünler hakkında bilgi. Tabii ki. Çok özür dilerim ama Kamil Bey gerçekten az önce Ali Bey yukarıya ben çıkıyorken bir şey söyledi. Arzu şu anda reklamlar dedi bana. Nasıl oluyor dedim. Birinci katı çıktım, ikinci katı çıktım ve yoruldum. Şu an oturuyorum, 3. kattayım. Ve burada da bebeklerimiz için var. Evet. Bahsetmedik. Çocuklarımız için var. Gençlerimiz için var. Yani burada yok. Evet. Şimdi bu bölümde neler var? Biraz da Ali Bey, şimdi bu bölümümüz genellikle genç grubumuz, çocuk odamız, bebe odamız. Yani gençlere ve çocuklara hitap eden gardırobumuz olsun, çalışma masamız, bilgisayar masamız, işte arabamız, arabalı yatağımız, işte oyun parklarımız, bebe grubu beşiklerimiz vesaire, ranzalarımız mevcut. Burada mesela kırmızı renk var. Bunu yeşil isteyen olduğu. Tabii ki renklerde muhakkak. Yani aynı renk üzerinde mesela çalıştığımız birkaç tane rengimiz var. Yeşiliydi, mavisiydi, sarısıydı, kırmızısıydı. Yani müşteriye sunabileceğimiz renklerimiz mevcut. Halen telefonlar çalıyor, şu an susmuyor. Her katta farklı çalıyor gördüğünüz gibi. Evet. İnegöl'den mi arıyorlar, Bursa'dan mı arıyorlar? Evet. Ama gerçekten ürün yelpazeniz bayağı bir geniş. Anlatmak da bitmez. Bence buradan izleyicilerimize şunu söyleyelim. Buraya geldiklerinde bu 3 katlı showroom mağazasını aşama aşama doya doya gezip bence bir karara varalım. Muhakkak. Zaten biz ilk kuruluşumuzda müşteri gelince yok olsun, alacağı her türlü ürünü alsın çıksın hesabını güderek bir çalışma yaptık. Yıllardan beri halkımızla kucaklaştık. Halkımız bizi sevdi, biz onları sevdik. Tebessüm, güler yüz kesinlikle ticaretimizde. Evet. Ve çocukluğumuzdan bu yana ticaretin içindeyiz. Hani ticareti çok sevmek, halkını sevmek, ticareti bütünleştirmek ve başarı. Yolu düşen herkesin Perlikaya geldiğinde Öz Aydaşlar Mobilya gelip buradan showroom'a geldiğinde en azından burada kararsız kalma imkanınız kesinlikle yoktur. Burada ürünler hepsi birbirinden farklı ve kaliteli. Salonumuza gideceğiz. Buradan aynı zamanda sevgili izleyiciler buranın bir yıl önce hizmete giren Beyaz Saray Düğün Salonu'na gideceğiz değil mi? Oradan da biraz bilgi alalım mı sizden? Tabii ki. Çok kısa. Şimdi halkımızın devamlı bir talebi var. Bizden düğün salonu talep ediyorlardı. Her şeyini temin ediyorsun bize ama salonda eksiklik var dediler. Düğün salonu yapmamızı çok rica ettiler. Şu an halkımıza dillere destan. Tabii halkın da kendinin görüp beğendiği. İnternet sitemizden girdiğimizde Beyaz Saray Düğün Salonları diye Google'dan girdiğimizde görebildiği ve bizim söylemimiz de onun bütünleşeceği çok farklı. Çünkü dış görüntüsünü sarayı andıracak şekilde yaptırdık. İki salondan mevcut. İki tane salonumuz mevcut. Bence fazla anlatmayalım, orada anlatalım. Buyurun gidelim. Bence oradan. Oraya gidiyoruz. Beyaz Saray Düğün Salonu'na doğru gidelim. Buyurun. Sevgili izleyiciler. Oh baby,
salonumuzun çok güzel olduğunu, rahat olduğunu, ferah olduğunu, kesinlikle gerçekten bir saray ferah, ortamı gerçekten olduğunu. Çok güzel bir yer. Güzel, düğüne gelen insanların, düğüne gelen insanların çocukların mesela annelerini rahatsız etmeden oyun alanlarında oynadığını görebiliyoruz. Ferah olduğu için mesela hiçbir yerde bir noktadan bir noktaya, bir noktadan bir noktaya tamamen misafirler birbirlerini görebiliyorlar. Hı-hı. Güler yüzlü personelimiz, tabii ki güler yüzlü personel çok önemli. Her birimde öyle. Salonda da aynı keza. Dekor zaten tamamen yani, böyle saflığı simgeleyen, evet, tamamen beyaz olarak işlenmiş. Peki yani 1200 buranın mimarı kim? Ben merak ediyorum. Mimarı tabii kim ki mimarımız acaba? Arif Bey. Bu tamamen. Tabii 10 yılın birikimi bu. Evet, evet. Tabii 10 yılın birikimi. Hani bir anda olmadı. Bir anda olmadı. Tabii bir anda olmadı bu. Evet. Yani 10 yıldır yani ne yapabilirim, ne kadar güzel yapabilirim, hı-hı, çabası içinde. Evet, yani buranın projesinin tamamını. Masumiyeti tamamen simgelemişsiniz, evet, burada. Yani eksiklik kalmasın hizmetler. Ben şunu sormak istiyorum. Birçok yerde düğün salonu var. Gaziantep'te belli yerlerde. Peki Beyaz Saray'ın diğer düğün salonlarından ne gibi farkı var? Önce size sorayım Arif Bey. Bence tamamen farklı zaten. Yani hiçbir diğer şey salonlarda değil. Hiçbir şey aynı değil. Tamamı burada. Ya öncelikle mesela yani mescidin olması. Artı bunun yanı sıra çocuk alanlarının olması. Evet. Ve bunun yanı sıra tamamen kesinlikle tamamen burada bir karmaşık bir dekor yok. Tamamen saflığı simgeleyen beyaz bir dekor var. Ve insanların buraya girdiğinde ferahlayacağı hani biliriz hepimiz. Tabii büyük ki. Yetişkinlerimizin başı ağrıyabilir, sıkıntı yaşayabilirler. Ama bu ortam içerisinde sıkıntı yaşayacak herhangi bir ortam kesinlikle, yok. Kesinlikle, kesinlikle. Sıradan kişiler de gelmiyor. Artı eğlenceyi çok seven bir grup bölge olduğumuz için hani oynamayı, eğlenmeyi. Kesinlikle. Mesela ben bugün öyle giyindim geldim. Maalesef bugün düğün yok. Onun, onun için biz pistimizi dahi şu an Antep'te var olmayan böyle bir pist yok. Yani bu büyüklükte, geniş, bu esnekte, geniş, rahat. 200 metre. Yani dediğim gibi misafirler bir köşeden bir köşeye birbirini görebiliyor. Kesinlikle ayak olay yok. Görüntüde dağınıklık yok. Kesinlikle. Yani hafta içi hafta sonu fark etmiyor değil mi mesela? Yani fiyat olarak şimdi ben şunu soracağım. En çok takıldığım nokta şu. Yaz sen ve kış. Evet ben özellikle merak yaz, ediyorum. Yaz kış fiyatlar değişiyor mu? Ne bileyim fiyatlar için görkem olarak aşırı fahiş fiyatlar diye düşünüyorlardır. Değil kesinlikle. Yok yok kesinlikle. Kışın özellikle 3 ay. Hı. Yani kampanya dönemimiz. Kampanya da var. Tabii tabii. Hı. Yani bu sadece bizim kampanyamız değil. Antep genelindeki salonların tamamen kampanya dönemidir. Bizim de o zaman hani fiyatları yarıya düşürdüğümüz. Kampanya dönemi neler var mesela? Yani örnek olarak yani. Yani fiyat olarak fiyat da sadece kampanya. Fiyat %50 oranında var. Düşüyor yani. Tabii %50'ye yakın bir fiyat düşürümü var. Tabii ki. Tabii ki. Yani, bu da. Artı hediyelerimiz yani. Çok. Onlar belirtmeden geçmeyelim Arif Bey. Hadi mesela ya. Tabii ki gelin başımız, işte kamera ya çekimlerimiz, hani oradan müşterilerimize çok hani. Da, çok da hediye içine girmeyelim. Televizyonların başkanı da açmaya devam edebilirsiniz. Yani. Çok önemli diyor. Bir bilgi çünkü. Bence buraya gelin başı hani biz o ilkeyi, ait. Mağazadaki o ilkeyi düğün salonuna da taşıdık. Ortakla beraber bir karar kıldık. Televizyon üstleri ortakından o yüzden yani hediye şunu şey yapmayalım dedim. Şimdi müşterilerimiz bizim için çok kıymetlidir. Ne gerekiyor hediye seviyesini gelsin, tabii ki sunuyoruz. Hediye gelsin burada aslında. Hediye öyle değil. Mobilyanız burada tamamen bizden. Doğa. Düğün salonunuz bizden. Saçınız bizden. Daha ne olsun? İzleyicileri bu hafta yine lezzet keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda yoğun bir izdihamın içerisindeyiz. Bakalım bu izdiham neyin nesiymiş hep birlikte görelim. Merhaba. Merhaba. Şu anda sıradasın. Neyi bekliyorsun? Yemek alacağız. Onu bekliyoruz. Peki sıraya girecek kadar lezzetli mi buluyorsun? Evet. Peki siz? Evet güzel oluyor. Genelde neyi tercih ediyorsun? Döner. Siz? Evet ben de döneri tercih ediyorum. Sana diyorum ben hey yo hey yo. Senin bu aşkın. Evet şu anda Hidayet Usta'nın diğer bir alanındayız. Şu anda da yine geleceğimizin gençleri. Çocuklara afiyet olsun. Sağ ol. Lezzeti nasıl biliyorsun? Tadından mı yiyorum?
Kaçın sınıfa gidiyorsun? 5. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Lezzet nasıl biliyorsun? Aşıyı güzel biliyorum. Peki sürekli gelir misin? Evet. Evet, şimdi sıcakçıyı dostluyoruz ama dönerle kızartmayla derken şu anda lahmacunu görüyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Adım Melike. Kaç sınıfa gidiyorsun Melike? 5. 5 sınıfa gidiyorsun. Hı-hı. Peki genelde en iyi dostlar mı yiyorsun? Hı-hı. Peki nasıl buluyorsun lezzetlerini? Güzel. Peki ne yiyorsun? Döner veya çiğ köfte. Sen ne yiyorsun? Lahmacun. Lahmacun yiyorsun. Peki lezzetleri güzel buluyor musun? Evet, çok güzel buluyorum. Attığın o taşlar kafama değil, bak nereme geldi. Tabi tabi kim ölüyor belli. Sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyup attığın o taşlar yanıma değil, başka yere geldi. Devamlı geliyor musunuz? Aynen, devamlı. Okuldan kaçarak ama öğle arasında izin vermiyorlar. Okul arasında bu lezzete gelinir değil mi? Aynen ya, bu semtteki en güzel yer burası. Nasıl, lezzeti nasıl buluyorsun? Çok güzel, çok beğeniyoruz. Ne yiyorsunuz şimdi? Sarma döner. Çıtır sarma döner. Hı-hı. Evet, çok güzel. Devamlı geliyorsunuz sanırım. Evet. Mutlaka. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Ölüyor belli, sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyup attığın o taşlar yanıma değil, başka yere geldi. İşte bu güzel işletmenin sahibi Hidayet Usta'mızla birlikteyiz. Birbirinden farklı mükemmel lezzetler yapıyor. Hidayet abi, geçmişten bugüne bayağı bir ürün aynı, lezzetler aynı. Gün ve gün ürün portföyü olsun, müşteri kalitesi olsun. Artık artıyor arzu. Ben geçen sene çekim yaptığımda farklıydı. Çocuklarımızı ağırladınız. Gençlerimizi ağırladınız. Yetişkinlerimizi ağırladınız. Şu anda da bizi ağırlıyorsunuz. Ve aynı zamanda belki de Hidayet Usta şu anda geleceğin avukatlarını, geleceğin gazetecilerini, belki de geleceğin çok büyük yetişkinlerini hazırlıyor bizlere. Tabii bu lezzetli yemekleri hazırlayarak. Abi şimdi özellikle insanlar buradan Mola Saati izleyicilerimiz senin döneri farklı yaptığını, farklı hizmet verdiğini biraz hemen dinleyelim. Şimdi dönerin farklı olması, dönerin özellikle günlük taze olması. Yani şimdi döneri herkes yapıyor. Ama dönerde bizim özellikle dönerde sadece but ve göğüs olması. Yani içindeki baharat olsun, ben günlük taze baharat alıyorum. Yani öyle aylarca çekilmiş baharat kullanmıyorum. Yani bunu da sürüm çok. Sürüm çok olduğu için bizim döner saat 9'da çıkar. Akşam 4.30-5 gibi benim dönerim kalmaz. Bunun sürümü çok olması, sadece butun da göğüsün olması döneri ayrı bir lezzet kılıyor. Artı bizim sadece döner dürümde kalmadık. Bizim burada en büyük avantajımızın taş fırın olması. Taş fırında da yani farklı farklı ürünler, her yıl bir şeyler koyduk. Hepsi yemekleri var, ne bileyim. Hepsi var. Yani çıtır döneri yaptık. Ondan sonra sarma dönerine sarma döner yaptık. Şöyle göstereyim. Yani burada ben sadece büyük üründe kalmadım. Anladım. Sürekli ürünleri yeniledim yani. Hidayet abi, şimdi ben şöyle diyeceğim abi. Ben Hidayet evet, abi diyorum. Artık biraz samimi olduk. Artık defalar çekim yapan. Abi bu döner diğer dönerden farklı. Mesela sarma döner değil mi? Evet. Bu da çıtır sarma döner. Hayır. Taş fırında kaşarlı sarma döner. Taş fırında kaşarlı çıtır döner. Abi bu lezzete bunların bakalım. Bunların ekmekleri farklı. Tabii ki bakalım. Tabii ki. Tarzı ben efendim. Senin şu lezzeti alayım abi. Şöyle alalım. Yüzün kalmıştı. Farkında değilim zaten. Yüzün kalmıştı abi. Hiç şey yapmam. Afiyet olsun. Bir varayım oraya. 300 bin yılın gibi geliyor bana. Abi gerçekten döner harbiden lezzetli ama yani fark, baksana ağzından görmüyorum abi, ağzı silmiş süpürmüş ortada. Ama şimdi niye beni İkrarlar Karşı'dan incitiyorsun? Ne yapayım, çok lezzetliydi, yedim bitirdim yani. Ama gerçekten abi farklı sunum yapıyorsun. Sadece bu dönerde iddialı değilsin. Taş fırın olması, lahmacunlar olsun, tepsi yemekleri olsun. Yani aslında farklı bir şey yaşıyorsun sen abi, değil mi? Yani şimdiki bunların haricinde dediğiniz gibi yani tepsi yemekleri, cenaze yemeği, mevlütte olsun yani. Bunları hepsini yapıyoruz. Şimdi bu sizin yediğinizin sarma döner diyoruz. Bunu sadece tavuk yemeyenler için kıymasını çıkarttık, kuşbaşısını çıkarttık. Bunun vejeteryanı da var. Et yemeyenler için tabii ki vejeteryanı da var.
Şimdi biz lahmacunu, herkes lahmacun yapıyor. Tabii ki herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Ama benim en büyük avantajım bunu zırtta çekmemiz, lahmacunu. Çekme. Evet. Listeye şöyle bakınca, menüye baktığımızda sevgili izleyiciler, etli pideden tutun, etli ekmekten tutun, ne bileyim dönerin farklı versiyonları. Şey de var herhalde değil mi abi? Bu pidenin evet. Farklı versiyonu var. Tabii. Güveçte bir şey gördüm. Güveçtekiler ne oluyor? Evet. Şimdi güveçte, kiremitte yapıyoruz. Et güveç, tavuk güveç. Onun kilis tavasını kıymadan da çıkarttık. Kilis tavası. Et yemeyenler için mantarlısını yapıyoruz. Mantarlı kaşarlı, yani taş fırında çok farklı oluyor. Yani bunu biz hem paket gönderiyoruz hem buraya müşterilerimiz geliyor. Yani bu bizim, yani sadece öğrenciye hitap etmiyorsunuz. Kesinlikle. Yani şimdiki öğrenci zaten bu caddede 3 tane okulumuz var. Yani bundan zaten günlük geliyor. Artı şimdi dershaneler özel okul oldu. Oradan bayağı bir gelen öğrencilerimiz var. Artı ders saatlerinde etütleri oluyor. Akşamları yani toplu bir şekilde etütlere yemek de gönderiyoruz. Bu paket servisi araçla mı gidiyorsun? Öyle bir şey görüyorum. Aracımız da var. Evet. Aracımız güzel da var. Güzel hizmet yapılıyor. Evet, aracımız da var. Çünkü bayağı bir cenaze yemeği falan olduğunda, mevlid yemeği olduğunda onlar toplu olduğu için onları da yapıyoruz. Bizim burada fırınımız olduğu için tepsi yemeklerine çok ağırlık veriyoruz. Yani daha dün akşam 500 tane lahmacun 500 yaptık. Tane. Evet. Dur abi, lahmacun demişken şurada lahmacun artık. Buyurun tabii ki lahmacunun tadına da bakın. Şöyle baksana, kağıt gibi olmuş. Lahmacunun en büyük özelliği, şöyle Ali Bey gösterirseniz, lahmacunun altının böyle kızarması ve ince Ali olması. Ali benden önce evet. Davrandı. Abi şöyle yapacaksın lahmacunu. Evet. Çelim onu şöyle ısıracaksın. Biberleri atacaksın. Zaten biber her şey içinde abi. Evet, evet. Sen niyetli misin, yemiyor musun abi? Ben ben gerçekten diyetliyim. Gerçekten ben 10 kilo kadar zayıfladım. Bu aralar biraz kaçırdım. Yani yemeğin içinde olup da diyet tutmak kesinlikle yani katılmıyorum. Yani öbürünün tadına bak, onun tadına bak. İster istemez hafif kilo alıyorsun. Abi gerçekten abi, ellerine sağlık. Mükemmel bir yer. Eski konseptle şimdi konsept çok çok farklı. Çok onlar farklı kesinlikle. Şu an gerçekten bir burada insanlar sadece yemek değil, çay da içebilirler. Ne mutlaka bileyim, tabii kafa ki. Kafa dinleyecek mükemmel. Hidayet Usta'yla sohbet etmeye de gelebilirsiniz. mutlaka. Ya bizim en büyük avantajımız şimdi 7 yıl oldu. Ben 7 yılda burada yani dükkanda çok şey yaptım. Ama emin olun kazandığımı ben dükkanıma yatırdım. Çünkü bura bizim milli bir servetimiz. Evet. Burada 10 tane usta çalışıyor. Yani 2 tane kurye çalışıyor. Yani biz onlardan gerçekten her zaman söylüyorum, bir aile gibiyiz. Bizim usta patron yok. Ben her zaman söylüyorum. En küçük çalıştığım kendi iş yerim. Yani burada ben sadece para bir yana, burada ben kaliteyi tutturup süreklilik istiyorum. Yani bir gelen bir daha mutlaka gelmesi lazım. Yani özellikle şu sarma dönerimizi bir deneyen mutlaka 2-3 tane arkadaşına yani tavsiye ederim. Normal ekmek arası yer gibi değil. Evet, bu da beni mutlu ediyor. Hidayet Usta'm, şimdi öğrenciler buraya geliyor, yetişkinlerimiz buraya geliyor. Evet. Peki öğrenciler buraya geldiğinde, dediğim gibi hani ilk röportajımızın başında da söylediğim gibi, belki de geleceğin gazetecinin, öğretmenlerin, avukatlarını hazırlıyorsunuz şu anda. Onlara hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki nasıl bir duygu içerisindesiniz? Yani ben gerçekten çok mutluyum. Ve öğrenciler de şimdi burada yiyorlar. Hafta sonları mutlaka ailelerini de getiriyorlar. Hidayet Usta şunu yapmış. Yani ben burada, benim iki tane de çocuğum var. Aynı çok karşı okulda. Şey. Evet. Onlar da aynı döneri yiyor. Ya yani zaten diyorlar ki yani sağlıksız bir şey olsa kendi çocuğuna vermez. Evet. Şu ayran misal. Biz buna özellikle makinesini aldık. Köy yoğurdu ve hazır sudan yapıyoruz yani. Evet. Sizler adına bakıyoruz. Abi burada yok. Ne yok burada? Ne eksik? Burada ne eksik? Ben burada yani en büyük avantajım sabah saat 6.30-7'de işin başında olmak. Akşam 8'e kadar her gün işimin başındayım. Burada sevgi var yani. Evet. İş sevgisi var. Çünkü bizim geldiğimiz yer belli. Evet. Severek yapmazsan gerçekten mutlaka bir şey yapmak istiyor. Sevgi Kenanoğlu ne diyor? Ne yaparsan yap, aşkla yap. Hidayet evet, Usta mutlaka. İşini aşkla yapanlardan. Mutlaka. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İleride farklı şube açmayı düşünüyor musun? Sadece sıcak talep çok. Hayır yok. Talep çok.
Gerçekten biz bunların patentini de aldık. Sarma dönerin olsun, çıtır dönerin olsun. Bunların patentini de aldık biz. Yani şubeleşmek istiyorum. Evet. Ama gerçekten tekim yani. Aynen. Yani şöyle arkamda gerçekten çok talep var. Üniversitenin o tarafta, Karataş'ta, yeni bölgede. Yani orada çok talep var. Ama düşünüyorum aklımda. Yani bir şube açmayı düşünüyorum. Sıcakçı Hidos'u, Sıcakçı Hidos 2 düşünüyorum. Yani Sıcakçı Hidos 2 evet. Gümbür gümbür geliyoruz diyorsun. Evet, bu yaz içinde gerçekten bir güzel bir yapıp yani sadece sarma döner ve çıtır döner bunun cızbızını yapıp orada yine müşterilerimize talep tamam. vereceğiz. Evet. Tamam. Siirt deyince akla tabii ki büryan kebabı geliyor. Sevgili izleyiciler, büryan kebabı ne kadar sürede pişiyor ustam? 3 saat, 2 saat, 2,5 saat değişiyor efendim. 3 saat süresince evet. burada kuyuda pişiyor. Tabii ama kuyunun özel olması düşmüyor değil mi? Evet efendim. Şimdi büryan için sevgili izleyiciler, kuyumuz kenarında şöyle harç bir şekilde her taraf kapandı. Hava almaması gerekiyor değil mi bunun? Evet, hava almaması gerekiyor. Buhar gücüyle pişiyor bu et. Çok özel bir et. Bu özel eti bize artık göster. Sevgi için, lezzet için seni bekleyelim. Sevgili izleyiciler, ustamız, Hamza ustamız yapmış olduğu, kuyuya salandırmış olduğu büryan kebabı için hazırlıklar sürüyor. Ustam seni izliyoruz. Sistanın başları da püfür püfür esiyor. Sistanın başları da püfür püfür esiyor. Baban bu yıl kurbanı çift. Değerli izleyiciler, büryan kebabı şu an kapağı açıldı. Yaklaş istersen Metin buraya. Büryan kebabının şu an ustamız gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde hazırlandı ustam. Aynen. Altında sanırım. Evet, bakır kazanımız var. Şu an o kaynıyor. Evet, içerisinde kemikli et var. O kaynıyor. Yukarıya buhar veriyor. Buhar veriyor. Asıl olan et de buhar gücüyle pişiyor. Buhar gücüyle pişiyor. Evet. Tam çıkartalım şunu. Güzel bir şu büryan kebabı lezzeti. Nasıl bir lezzet? Bakalım Eser, 3 saatlik beklemenin ardından sevgili izleyiciler, büryan kebabı şu an çıkacak. Arzu, nasıl görüyorsun? O an diyorum Ali. Çok lezzetli görünüyor ama böyle çıtır çıtır duruyor. Artık o lezzeti Hamza Usta'nın elinden ama yiyeceğiz. Yalnız Ali, bizim Gaziantep'te Siirt lezzeti bu, biliyorsun. Bunu beyranla çok karıştırıyorlar. Çok tabii ya. Aslında bu beyran değil tabii ki, büryan kebabı. Şimdi nasıl bir şeymiş hep birlikte göreceğiz. Şu an çıkarıyoruz abi.
Düşmesin. Değerli izleyiciler, 3 saatlik beklemenin ardından büryan lezzeti çıktı. İşte sevgili izleyiciler, Hamza Usta enfes görünüyor. Siirt'in meşhur lezzeti. Şimdi buradan sonraki aşama ne oluyor? Buradan sonraki aşama götürüp asıyoruz. Hı? Ekmeğin üzerine doğruyoruz ve servis ediyoruz. Tütün kuyruğum kesiyor. Baban seni veriyor. Şimdi kemikli etimizi çıkarıyoruz Ali Bey. Evet Hamza Ustam. Şimdi kemikli et işte. Bunlar da lokum. Hadi lokum. Sevgili izleyiciler, bu büryanın koyunun hangisi kısmı oluyor? Efendim kaburga ile sırt kısmı. Kaburga ile sırt kısmı. Mustafa gel Metin göster abi şurayı. İşte bu da lezzetlerin aşağı doğru akmış olduğu. Evet. Kan değil mi? Etin yağının damladığı yer şurası. Bu kaynıyor yukarıya buhar veriyor. Bu da verdiği buhar gücüyle pişiyor Ali Bey. Buhar gücüyle bunun pişiyor. Da lezzeti ayrı oluyor. Farklı bunun bir lezzet. Farklı lezzeti var. Biliyor olarak bunun farklı arzı. Koy da yiyelim yani. Hemen hazırlayalım. Bunu servis için ileri doğru servis. Gidelim bakalım serviste nasıl bir hizmet sunulacak. Sevgili izleyiciler, büryan kebabı şu an tezgaha sunumu görüyorsun Arzu. Tezgahta şu an sunumu hazır hale geliyor. Hamza Ustam ne yapıyoruz şimdi? Şu an eti ekmeğin üzerine doğruyoruz, eti servis ediyoruz. Doğrayacağız. Nasıl bir sunum hazırlanacak? Biz de merak ediyoruz sevgili izleyiciler. Bu erkeğin hangi kısmı oluyor yani et olarak? Bu kuzu eti, bir yaşındaki kuzular özenle seçilip buraya getiriliyor. Hı? Burada hazırlanıyor, servis ediliyor. Ustam bakalım nasıl bir sunum hazırlayacak. Buradan sonra ocağa gönderiyoruz değil mi? Evet, ocağa gönderiyoruz. Sunuyor. Sana engel olmayalım. Tabii. Sen burada, tabii gramaj da oluyor. Standardı ne kadar oluyor gramaj? 100 gram. 100 gram. Evet. Tabii isteğe göre değişiyor. 1 kilo, yarım kilo değişiyor değil mi? Değişiyor. Aslında Gazikent'te bir ilk Arzu bu. Gaziantep'te bir ilk. Gaziantep'te bir ilk siirt lezzeti. Sevgili izleyiciler, Gazikent'te ustamız hazırlıyor. Gördüğünüz gibi etler şöyle nasıl lezzetli enfes görünüyor. Bu lezzeti tatan kesinlikle bırakmaz Ali. Çok vallahi lezzetli. Vitamin deposu değil mi? Antos. Vitamin deposu. Yeğenin ömrü uzuyor. Yeğenin ömrü uzuyor. Şamlı Usta'nın tavsiyesi. İçerisi yoğun. Kesinlikle. Her zamanki gibi. Bunu fırına, ocağa gönderiyoruz. Burası da spotte. Değerli izleyiciler, lezzetle buluşma anı geliyor Arzu. Nasıl bir duygu içerisindesin Arzu? Şu an ben hani dikkat ettiğim bir şey var burada. Folyo üzerine koyuyoruz. İsterseniz. Evet. Folyo üzerine. Nedir? Ekmeğimizin altı temiz bir şekilde müşterilerimizin önüne sunalım. Kirlenmesin. Tabii. Hem sıcak olacak. Hem sıcak hem kirlenmesin. Servis böyle bu hale geliyor. İşte büryanı lezzetle böyle sunuluyor Arzu. Gibi. Ali. Enfes görünüyor. Ay çok güzel. Değerli izleyiciler, Gazikent'e mutlaka geldiğinizde Siirt'in eşsiz lezzeti büryanla buluşmaya bence unutmayın. Gaziantep'te vazgeçemezecekler değil mi Arzu? İlk ve tek diyorum Ali Gaziantep'te. Gerçekten Siirt Güneydoğu bölgesinde sadece Gaziantep'te var ve tek diyorum. Kesinlikle bir lezzetli tadım diyorum. Buradan bizi izleyen tüm Olay TV Mola Saati izleyicilerine mutlaka Gazikent'e geldiğinizde Siirt'in eşsiz lezzetini, büryan kebabını Gazikent'te Barış Büryan'da bulabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Güverteden gezerken aman kunduram kaydı. İpekli mendili. Büryan kebabı sonrası, Siirt'in perde pilavı sonrası ve Adana kebabından sonra güzel bir çay bence kıvamında lezzetli gider. Değerli izleyiciler, yanımızda Barış Büryan işletme sahibi Savaş Bey var. Savaş Bey'den biraz dinleyelim. Savaş Bey, öncelikle size kutluyorum, ustalarla kutluyorum. Burada büryan kebabı lezzet sunuyorsunuz, Siirt'in eşsiz lezzeti. Burada en büyük farkınız Siirt'in lezzetlerini sunmanız. Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Siirt'ten buraya taşımamız, Siirt'in özel yemeklerini, Siirt'in üzerine. Amacımız zaten Antep'te tek olmamız. Yani Siirt'in özel güzel yemeklerini Antep'ten sunmamız. Çok önemli. Evet. Mesela büryan kebabı yapan yer Gaziantep'te yok. Normalde yok yani. Yani hiç yok. Yok. Yani bu evet. İyisiniz zaten söylüyorum. İlkiz. Burada perde pilavı ve büryan her gün çıkıyor mu? Normalde perde pilavı hafta içi her zaman daim bulunuyor. Mumbar'da cumartesi pazar günleri tattırıyoruz. Yani hafta sonları. Hafta sonları tattırıyoruz. Hafta sonu özel yaptığımız şeyler. Ya, büryan kebabını ben yerken şu kanıya vardım.
Şimdi normal et 3 saat kuyuya sallandırılıyor. Daha sonra ortaya çıkıyor, fırına gidiyor. Yani aşama aşama meşakkatli ve uğraştırıcı ama ortaya farklı güzel lezzet çıkıyor. Aynen, farklı lezzetler çıkıyor. Normalde 3 saat kuyunun içinde pişmesi. Kuyumuzun özel olması değil mi? Kuyumuzun özel olması, normalde yani sunulması farklı bir lezzetler yani. Ya vallahi ben size gerçekten kutluyorum. Çünkü Siirt lezzetini Antep'te sunmanız bence çok çok önemli. Aynı zamanda grup yemekleri kabul ediyorsunuz. Evet, grup yemeklerimiz de mevcut oluyor, kabul ediyoruz. Yerimiz de mevcut, müsait yani zaten. Müsait. Parkın içinde olması, arkamızda Araban yolu var zaten. Yolu Araban yolu, aslında güzel bir manzara var burada. Evet. Normalde en güzel şeyimiz manzaramız yani. Manzara, bence ferah ortam. Bence bu manzarada bir porsiyon bülyen kebabı veya perde pilavı yiyen, bence ikinci porsiyonu mutlaka istiyoruz değil mi? Tabii ki yani, sunuluyor sonuçta. Bilenler zaten yiyor ikinci porsiyonu, üçüncü porsiyonu. İnsanlar bence önce gelirken bülyen kebabı nedir? Beyranla karıştırıyorlardır. Genelde beyran, genelde Antep'in mesela yöresel yemeği. Yöresel çorbası diyelim. Çorbası diyelim. Antep'ler çorbayı kabul etmiyorlar ama yine de bile yemeği diyorlar. Evet. Ama bülyanla beyranı karıştırıyorlar. Bence bülyan zaten çekimler yaptığımız gibi kuyuya sallandırıyor. Evet. İşte 3 saat aradan sonra işte güzel bir lezzet oluşuyor. Tabii. Şimdi bu kebabı, bülyan kebabının haricinde Adana lezzetleri sunmanız, ne bileyim farklı kebap lezzeti sunmanız bence o da çok önemli. Tabii onlarda da farklı, zırh kıyması oluyor normalde, zırhla çekiliyor. Farklı bir lezzet yani. Kebabımızda ayrı bir lezzetimiz. Farkımız, kalitemiz, kalitemiz Barış Büryan diyorsunuz. Aynen böyle. Tekrar teşekkür ediyorum bize o sohbetin ardından sevgili izleyiciler. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gazi Kent'e yolunuz düşsün. Mutlaka Siirt'in eşsiz lezzetleriyle buluşmaya bence hiç ama hiç zaman kaybetmeden bence buluşun diyoruz. Büryan kebabı, perde pilavı, mumbar ve daha birbirinden farklı kebap lezzetleri Barış Büryan'da. Saati yine lezzet avında. Sevgili seyirciler, Arzu lezzet avı için yeri yakaladık değil mi? 112 acil durum. Hoş geldiniz abi. Kolay gelsin. Yanlışlıkla gittiysen döner demedim bu defa çünkü burada bütün lezzetler var Ali. 112 acil kebap diyelim bence. Şimdi Yalçınlısan evet, kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Yeni yeriniz hayırlı evet, olsun. Abi, Allah razı olsun. Bize bugün ne hazırlayacaksın? Abi sen ne istersen ben onu hazırlarım. Valla ben bir şey istersen de yanmayız değil mi? Paça oluyor ama. Evet abi. Bunda şov var. Şimdi Yalçınlısan ben senden kuşbaşı istiyorum. Olur abi. Arzu sen? Ben Maraş tarafını çok seviyorum. Hadi bir de onun üzerine kıyma olsun bana. Olur ablam, olur. Ustam sen ne istersen onu yap. Yeter ki et olsun. Tabii, sevgili tabii. Seyirciler. Şimdi şu an Maraş tarakta yapıyorsun değil mi? Evet abi. Bu erkek bu koyun etinin koyun erkek etinin koyun kaburgası. Kaburgası. Maraş tarakta dediğimiz. Maraş tarakta burada mı oluşuyor? Evet abi. Tabii. Gördüğünüz gibi Maraş tarakta burada oluşuyor. O evet. lezzetli. Sen kuşbaşı istemiştin abi. Ha, tabii kuşbaşı istedim ben. Size de küslemeden yapalım. Koyun etini. Metin gel, Metin gel, Metin gel. Arzu bak görüyor musun eti? Küşleme işte bu sevgili izleyiciler. Evet, evet. Bakalım küşleme siz nasıl bir... Süper. Görünüyor değil mi Arzu? Aynen öyle. Şimdi... Yalnız Ali ben şu anda düşünüyorum biz bu kadar lezzeti yiyoruz. Bazen tabi anlatmakla bir o kadar zor. Ama yani yaşamak dünyayı lazım yedin, ya. Dünyayı yedin bize. Dünyayı yedik ama doymuyoruz. Ne yapalım? Doyumsuzuz yani. Abi ne yapalım? Bizim işimiz lezzet avcısı. İşte kuşbaşı hazır. Bizim ustalarımız yapıyor. Biz yiyoruz. Ne afiyet yapalım? Afiyet olsun aklım. Afiyet olsun. Bizim görevimiz yani, yemek. Ne yapalım? Valla eti sanat gibi işliyorsun valla. Evet abi. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Gördüğünüz gibi Yalçın ustamız bize kuşbaşı, Maraş taraklı. Yalnız Ali kebap yapmak ayrı bir ustalık ister. Tamam. Gerçekten öyle. Size bir de kıyma yapayım. İstiyoruz. Tamam. Yap işte yap. Palayla tas yoğurdum. Oo, zırh kıyması da farklı öyle değil mi Arzu? Bir saniye, bir saniye. O eldivenleri çıkartalım. Elimizin lezzeti şöyle tabii. Bir çıksın ona. Bence de bir çıksın yani. Makine lezzet değil, bence zırh bence kıyması de. Ali bu. İşte sevgili izleyiciler, Yalçın Dürüm Evi'ne özel zırh kıyması. Yani normal makine kıyması değil. Zırh kıymasının ayrı bir lezzeti olur değil mi Yalçın Usta? Ben çok tabii. Seviyorum, bayılıyorum. Her adam yapamaz abi. Her adam zırh kullanamaz. Tabii. Kıyma bir taraftan hazırlanıyor. Maraş taraklı bir taraftan hazırlanıyor.
ustamız şovunu yapıyor, gücünü gösteriyor. Bakalım ortaya güzel bir lezzet çıkaracak mısın? Ustamızı izliyor sevgili izleyiciler. Arzu, bu olmuyor bu iş. Ali, abi mızırıklar bir sağ bir sol yapıyor. Çıksın dedim Ali. Abi, geçin sıraya, ben güzel bir kebap yapacağım size. Bakalım nasıl bir lezzet çıkacak Ali ortaya, çok merak ediyorum. Senin de elindeydi ya. Abi, vallahi bilmiyorum ben yapamadım ha. Zehirlenmeyelim sonra. Vallahi bilmiyorum. Yalçın usta. Zehirlenirsek. Şimdi başta sen geç. Ben abi. Ben biz en iyisi ustamıza alalım. Ben karışmıyorum. Ustaya bırakacağım sevgili seyirciler. Usta artık başlayalım. Başlayalım abi. Ortasına mı, ortasına mı geldik? Gerçi yolun, yolun yarısına geldik. Sade olacak değil mi? Abi. Sade zırh kıyması. Sade zırh kıyması. Biz listeye göre sade istedik. Ustamızı izleyelim Arzu. Usta bakalım bize nasıl bir eser çıkaracak. İzlemesi Allah, bile. Allah ne oluyor ya? İzlemesi bile güzel. Arkada ay, paça. Şov devam ediyor arkada. Paça şovu var sevgili izleyiciler. Bir tarafta kebaplar, paçalar. Allah ne oluyor? Vallahi yanmayalım lan. Karın doyurma merkezine. Lezzet, şov hepsi bir arada. Yanacağız sevgili izleyiciler. Yanacağız ama bu kebap için yanılır bence. Ellere vay, diken oldum gözlere, diken oldum gözlere, ellere vay. İşte ben gidiyorum ellere vay, işte ben gidiyorum. Lezzetler hazır sevgili izleyiciler. Yalçın Usta sana lezzetleri vermek, biz yakaladık. Artık. Ocağa doğru gidelim bakalım. Güzel lezzetler için ben sabırsızlanıyorum. Antep olsun sizlere. Gel Arzu gel hadi. Acıktım yine, yine acıktım. Yalçın Usta, sen yaptın, biz getirdik. Aman aşkım, kıymam. Of of of, sevgili izleyiciler, işte burası nostaljik bir hava, görüyor musun? Hal altının altındayız ama gerçekten nostaljik bir havada, açık havada güzel bir kebap geldi. Ben burayı çok seviyorum ya, çok güzel bir yer burası. Ama burası Antep'in çok eski yerleşim yeri. Tabii çok eski yerlerinden bir yerler abi. Çok eski yerleşim. Abi var ya ben, sen şu kebabı yap da. Ali dostluk burada, sevgi burada, sıcaklık burada. Of, siparişler geldi. Manzara burada, her şey var burada. Ciğerlerimiz de geldi sevgili izleyiciler. Tamam, usta. Ciğerim yandı Ali, ciğerim yandı. Usta sen hazırla, biz masamıza gidelim. Tabii tabii, siz buyurun abi, siz buyurun. Yemekten önce sevgili izleyiciler, biraz daha acıkalım. Aman Allah'ım, bu ne böyle? Birinci katta morulgiller, ikinci katta maydanozgiller, üçüncü katta havuçgiller ve ortada Mehmet Usta ve Yalçın Usta'nın eseri. Arzu, görüyor musun sunumu? Vallahi artık söyleyecek bir söz yok Ali. Mehmet ve Yalçın şu anda bizi bir kere daha şaşırttılar. Karşımızda gördüğümüz manzara bambaşka bir manzara. Morulgillerden tutun maydanozgillere, maydanozgillerden tutun havuçgillere ve ortada muhteşem bir kebap şöleni. Kepsi babam. Gerçekten mükemmel. Değil mi? Öyle demeyelim. Burada yok yok. Mehmet Usta'm bizim adımıza saysın istiyorum ben. İçerisinde neler bulunuyor? Teşekkür ediyorum. Biz de konuya girdik çünkü önemli. Manzara çok başka bir manzara. Burası ciğer, kıyma, zırk kıyması, küşleme, kelebek, spesiyal kanat, tavuk sarma ve etrafındakiler kelebek. Ortadaki de küşlemedir efendim. Mehmet Usta sen neler yaptın böyle abi? Gerçi işin mutfağında Yalçın Usta ile röportaj yaptık bu eti hazırlanırken. Evet, 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 evet. Yalçın Usta valla ellerine sağlık. Önce teşekkür ediyorum. Afiyet olsun abi. Abi bu kadar şey beklemiyordum yani. Kusura bakmayın ama gerçi beklemiyordum ama fazlasını yaptın Mehmet Usta. Valla gerçekten tebrik ediyorum. Şu evet buyurun. Beyran'ın çekimini yaptık. Evet efendim. Döneri anlattık. Biz döneri anlattık. Esasında tabii siz dönerle başladınız bu işe. Çok lezzetli bir şekilde sunum yaptınız. Ve insanlar doyamadı bu lezzete. Ve siz artık daha da fazlasının üstüne çıktınız. Kebaptı, beyrandı derken böyle bir sofra beklemiyordum. Ya şimdi dönercilikten 112 acil dönerden neden kebap ve paça? Şimdi dönerimiz hala devam ediyor. Kendimizi geliştirmek istedik. Yani diğer branşlarımızda milletimizin, halkımızın görmesini istedik. Artı yani biz bunu 2 yıldır, 3 yıldır yapan bir insanlar değiliz. Ustalarımız da şahit olmak üzere 5. sınıftan belli bu yana bu işi yapıyoruz.
Yani. Ancak şunu söylemek istiyorum. Çekirdekten yetme bizim işimiz bu. Yani, ama eski dükkan versiyonuyla şimdiki versiyon ilgisi ve alakası yok. Gerçi mekan değişti. Otantik mekan ancak lezzetlerle değişmiş. Gerçekten eklenmiş daha doğrusu. Değişti. Konseptimiz ayrıyeten zaten bambaşka oldu. Az konuşalım abi. Abi az konuşalım. Yemek yiyelim biz bir. Et yiyelim. Gömelim o zaman. Abi şimdi şu lezzetlere öncelikle bakalım değerli izleyiciler. Önce küşlemeden. Belli. Abi ya gene gidiyor belli dedi ya. Vallahi böyle ne olacak böyle benim halim abi? Ben ne etsiz yaşıyorum? Ben etsiz yaşayamıyorum. Arslan yaşayabiliyor musun? Vallahi böyle lezzet yapan ustalarımız olduğu müddetçe biz etsiz yaşayamayız zaten. Ben Yalçın Usta, sen kenara çekildin, etleri götürüyorsun yavaş yavaş. Anladım. Değil mi? Evet, size de afiyet olsun. Tamam. Hepsi biz buraya çekiyoruz. Ben şunu ifade edeyim. Öncelikle yaptığımız iş şahsen benim hoşuma gidiyor. Benim hoşuma da gittikten sonra önemli değil. Çünkü yapılan işin önce yani kendinin hoşuna gitmeli. Senin içine sinmeli yani yaptığın iş. Abi müşteriler gün ve gün müşteri portföyün artıyor. Lezzetler değişiyor. Evet. Bunu niye bağlıyorsun abi? Kendini geliştirmenden mi kaynaklanıyor? Şimdi kendimi geliştirmenden ziyade bir tane de gelen müşterilerimizden. Yani bizden daima şunu da yapsanız iyi olur. Sizden yemeği istiyoruz. Talep doğrultusunda. Talep doğrultusunda. Abi. Şimdi ben küşlemeden yedim. Arzu sen diğer taraftan götürüyorsun. Normalde ciğer yemezsin ama sen ciğeri bu ara yemeye başladın yani. Hani bu kadar önde lezzet varken durmam sence saçma olmaz mı? Yalçınız da afiyet olsun abi. Abi buyurun yiyelim. Şimdi yalnız biz az önce yayına girmeden önce Mehmet Usta bir şey söyledi. Ben tepsiyi böyle çektim. Ya dedi ben eti uzak kaldım dedi. Evet. Yani neden bu lafı söyledi? Çünkü o kadar lezzetli yapıyor ki inanın müşterilerine sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda da kendisi bile yaparken dayanamıyor. Ve o tepsiyi biz önümüze çekerken bana da kalsın dedin ama ben biz bunu giderken götüreceğiz. Ben tepsiye uzak düştüm. Bizim bu yani sen yaptın abi, biz yiyeceğiz. Yalçın Usta içeride bu zırh kıymasını yaparken şimdi normal kıymayla zırh kıymasında çok fark var. Onu hazırlarken göstereyim. Bu zırh kıymasının lezzeti normal makine kıyması çok fark değil mi Yalçın Usta? Kıymak yolunda bir saat ayrılacaktır yani dağılacaktır. Dağılması gerekiyor ve aynen doğru söylüyorsun. Abi sen attığın için olmaz ben. Ben bunu kafaya koydum. Alamazsın ben ki onu çatalla. Valla çatalla alamıyorum zaten. Sıkıntı da burada işte zırh kıymasının lezzetli olmasının nedeni bu değerli izleyiciler. Ben lezzeti sizler adına bakıyorum. Adres Ali'nin midesi. Süt içtim dilim yandı amanın amanın. Süt içtim dilim yandı amanın amanın. Döküldü kilim yandı ben sana hayranım. Döküldü. Bayram günü, bayram her yer, bir bayram.
Küresel İnşaat'ın sunduğu Mola Saati programı sona erdi.